basına ve kamuoyuna. Bizler bir gece ansızın kazanılmış hakkımız olan İstanbul Sözleşmesi'nden hukuksuz bir şekilde çekilen, her fırsatta 6284 sayılı yasayı hedef alıp kaldırmak isteyen, her gün şiddet gören, katledilen kadınların faillerini cezasızlık politikasıyla ödüllendiren, 9. yargı paketiyle kazanılmış hakkımız olan soyadı hakkımızı elimizden almak isteyen, uyutulma adı altında sokaktaki canlarımızın katledilmesi için uğraşan tek adam rejiminin 3 Haziran'da da halkın iradesini hiçe sayarak gerçekleştirdiği kayyum atamasına karşı bir araya gelen demokrasi için kadınlarız. 2024 yılının ilk 6 ayında 205 kadın cinayeti işlendi. Tam 117 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Katledilen kadınların failleri aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen 6284 sayılı yasayı kaldırmak isteyen, cezasızlık politikasını benimseyen ve ötenazi adı altında sokaktaki canlarımızı katletmek isteyenlerdir. Bizler tüm bu saldırıların yürütücüsü olan iktidara rağmen 6284 sayılı yasadan da 5119 sayılı yasadan da vazgeçmiyoruz. 6284 sayılı yasa ve 5119 sayılı yasa tüm eksiklerine rağmen bizimdir. Bu yasalardaki kazanılmış haklarımızı gasp etmelerine izin vermeyeceğiz. Bugün bu açıklamamızı Adana Büyükşehir Belediyesi'nin önünde seçilen belediyelerimize sahip çıkmak adına gerçekleştiriyoruz. Seçimle kaybettikleri Hakkari Belediyesi'ne kayyum atayanların yarın Adana Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atayamaması için buradayız. Geçtiğimiz dönemlerde de antidemokratik bir uygulama olarak gerçekleştirilen kayyum atamalarından da biliyoruz ki bu irade gaspı yalnızca seçimlerde kaybedileni antidemokratik bir şekilde gasp etmeye çalışmak değildir. Bu aynı zamanda eş başkanlık sistemine karşı yapılan bir darbedir. Eş başkanlık sistemini kabul etmeyenler...